Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf matematik dersimizin ilk konusu açılar. İlk önce bu dersimizde açı kavramıyla konumuza başlayacağız. Açı ne demektir? Önce tanımını okuyalım. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının arasında kalan açıklığa açı denir. Örneğimiz üzerinde inceleyelim hep beraber. Örneğimizde bir A açısı görüyoruz. İki tane ışın var. Ve başlangıç noktaları aynı. Bu açının ölçüsü 60 derece burada. Nasıl okuyoruz? A açısı diye okunur. Gösterirken de A harfinin üzerine bir açı işareti veya başına bir A harfinin başına açı işaretiyle gösteriyoruz. Ölçüsünü yazarken de A açısının ölçüsü S harfi yani sayısı demek istiyoruz burada. A açısının ölçüsü 60 derece diye okuyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Açının kolu diyoruz ışının birisine. Diğer ışına da açının yine kolu diyoruz. İki tane kolu var açı. Açımızın. E, açının köşesi ve açının kendisi. Yani aradaki açıklığa açı diyoruz. Şimdi aşağıdaki örneklerimize bakalım. B açısının normal nizami bir açı olduğunu görüyoruz. Bu bir şöyle aradaki açıklığı çizersek nizami bir açı. Fakat şuradaki şekil bir açı değil. Çünkü açının köşesi yok ve kollar tam düzgün değil. Bu açı sayılmaz. Diğer, diğer açımıza bakalım. Açı değil tabii ki. Bir kol düzgün. Fakat diğer kol, açının kolu bakın eğik olmuş. Eğik kollu şekiller açı göstermez. O yüzden buna da açı diyemiyoruz. Peki açıları nasıl ölçüyoruz? Şimdi o konuya geçelim. Açı ölçerimiz yani iletki ile açıları ölçmek ve açıları çizmek. İletkiyi sizde şöyle göstereyim. Evet bu açı ölçer veya iletki diyorlar. Bunun üzerinde şöyle yakından e, gösterebilirsem. Üzerinde e, sıfırdan başlayarak 180'e kadar sayılar yazılmış. Ve araları çizgilerle gösterilmiş. Yani bir cetvel gibi düşünün. E, alt kısma bakmayın. Siz üst kısmındaki şu Açıları ölçeceğimiz yere bakalım. Nasıl ölçüm yapıyoruz? İlk önce burada bir E açısı görüyoruz. E açısını ölçmek için şöyle yapıyoruz. İletkimizin tam ortasındaki bulunan yuvarlak kısmı açımıza yerleştiriyoruz ve alttaki kolumuzu şurayla tam hizaya getiriyoruz. Ve üstteki kolumuza bakıyoruz. Üstteki kol şöyle yaklaştırırsak bakın kaçı gösteriyor ona bakalım. 50 dereceyi gösteriyor. Ve bu açımızın ölçüsü demek ki 50 dereceymiş. Hemen şuraya yazalım. 50 derece. Diğer açımızı ölçelim. Bakın yine tam açımızın köşesine iletkimizin ortadaki ilgili kısmını yerleştirdim ve alt kolu aynı hizaya gelecek şekilde sabitledim. Ve diğer kola bakıyorum. Diğer kol nereyi gösteriyor? Bakın. 140 dereceyi gösteriyor. O zaman bu açımızın ölçüsü 140 dereceymiş. Burada hazır çizilmiş açılar vardı. Peki biz kendimiz çizmek istersek nasıl çizeceğiz? Örneğin C açısının ölçüsü 70 derece. Yani 70 derecelik bir açı çizmemiz isteniyor. İlk önce şöyle yapıyoruz. Açımızın bir kolunu herhangi bir şey ölçmeden düz bir şekilde iletkimizle çiziyoruz. Çizdik. Ve köşesini belirtiyorum. Sonra 70 derece yapacağım. İlk önce iletkimin ilgili yerini ortadaki bölümü yerleştiriyorum. Ve alt çizgimi hizalıyorum. Tam düz gelecek şekilde hizaladım. Şimdi 70 derece nerede ona bakıyorum. 70 derece şurada. 70 derecenin olduğu yere bir nokta koyuyorum. Bakın Sonra iletkimi çekiyorum ve açımızın köşesi olan noktayla yeni çizdiğim noktayı şöyle birleştireceğim. Evet bakın. Şöyle çizdiğim zaman ve açımızın kolunu işareti işte 70 derecelik açıyı yaptım. Şimdi 130 derecelik bir açı çizelim. Hemen yine alta bir düz ışın çiziyorum. Şöyle. Evet. Işınımı çizdim. Ve açımın köşesi olacak yere bir nokta koydum. Şimdi 130 dereceyi işareteceğim. Hemen iletkimi koyuyorum. Şöyle. Ve 130 dereceyi bakıyorum. Nerede? Şurada. 130 derecenin olduğu yere bir nokta koydum. Ve iletkimi kaldırdım. Şimdi o noktayla açımızın başlangıç noktasını birleştiriyorum. Evet, işte 130 derecelik açıyı yaptım. Şuraya 130 derece yazıyorum. Açımızın ismini de yazalım. Büyük harfle açılarımız isimlendiriliyor. Burada da C açımız vardı. Evet, bu şekilde açılarımızı çizerken iletkimizde çizim yapabiliyoruz. Peki, diğer konumuza geçelim. Açıların çeşitleri. Ben önceden çizdim, hazırladım. Dört çeşit açı var. Dördüncü sınıfta öğreneceğiniz. E, i̇simlerini ilk önce söyleyeyim. Dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı. Şimdi ilk önce dar açıyı yazdım. Fakat ben dik açıdan başlamak istiyorum. Dik açı iki numaralı açı çeşidimiz. Tam 90 derece, ölçüsü tam 90 derece olan açılara dik açı diyoruz. Buradaki L açımız, bakın, tam 90 derece ve 90 derece olan, dik açı olan açıları şöyle kare şeklinde çiziyoruz ve arasına bir nokta koyuyoruz. Genelde bu şekilde açı gördüğünüzde dik açı olduğunu anlarsınız. Şimdi dar açıya dönüyorum geriye. Dar açı ölçüsü 90 dereceden küçük olan açı. Bakın buradaki açımız A açımız 35 derece. Yani 90'dan küçük ölçüsü. O zaman buna dar açı diyoruz. Zaten bakın Işınların, açıların kollarına baktığınızda bunun dar olduğunu anlıyorsunuz. Dik açımızı zaten söylemiştik. Geldik geniş açıya. Geniş açıda ölçüsü... Dok ha, şu, bu arada şunu söyleyeyim. Dar açı, ölçüsü 90 dereceden küçük olan tüm açılara dar açı diyoruz. En küçük dar açımız da 1 derece. Yani sıfırdan büyük olması gerekiyor. Sıfır derece olursa açı olmaz zaten. Geniş açıya geldik. Ölçüsü 90 dereceden büyük... 180 dereceden küçük olan açı. Bakın buradaki K açımızın ölçüsü kaç? 135 derece. 90'dan büyük, 180'den küçük. Son olarak da doğru açı dediğimiz ölçüsü tam 180 derece olan açılara doğru açıyoruz diyoruz. Bakın iki kol karşılıklı olarak uzanmış ve dümdüz bir doğru şeklinde gözüküyor ve aradaki ölçü tam 180 derece. Şimdi bu konuyla ilgili alıştırmaları yapalım. açı çeşitleri ile ilgili. 78 derecelik açı. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. 78 derecelik açı 90 dereceden küçük olduğu için dar açıdır. Hemen dar açı yazıyorum. 1 derece yine dar açı. 90'dan küçük. 89 derece evet yine 90'dan küçük olduğu için o da dar açı. 140 derece 90 dereceden büyük olduğu için geniş açı. Evet. 90 derece tam 90 olduğunda biz buna ne diyorduk? Dik açı diyorduk. 91 derece 90'dan büyük olduğu için geniş açı. 101 derece yine geniş açı 90'dan büyük. 18 derece 90 dereceden küçük olduğu için dar açı. 179 derece geniş açı. 180 derece olduğunda ne diyorduk? Doğru açı diyorduk. Tam 180 derece olduğunda doğru açı diyorduk. 99 derece 90'dan büyük olduğu için geniş açı. Ve son alıştırmamız 2 derecelik açı dar açıdır. 90 dereceden küçük. Evet. Bir sonraki dersimizde açılarla ilgili problemleri çözeceğiz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.